Arda'nın mutfağında inanılmaz lezzetli 3 tane tarifle bu hafta şahane yemekler geliyor size. Önce bir kayısılı kuzu eti yapacağız. Muhteşem bir ana yemek. Yanında kestaneli bir perde pilavı yapacağız. Müthiş bir yardımcı ve bir görsel şölen. En son olarak görsel şölen, Milföy'den yaptığımız bir yılbaşı ağacı olacak. Anlayacağınız muhteşem lezzetleriyle süper bir Arda'nın mutfağı geliyor. Bence asla kaçmaz. Öncelikle perde pilavının hamurunu yaparak işe başlayacağız. Öncelikle şöyle dolapta soğuk vaziyette beklettiğim tereyağı ve birazcık da ihtiyacı duyacağımı bildiğim için soğuk suyu çıkartayım. Şimdi burada soğuk suyla çalışmak ve soğuk tereyağla hamuru tutmak önemli. İlk yapacağım şey, şurada unum, aldım geldim. Bakınız burada yaklaşık 350 gram kadar un var elimin altında. Önce tezgahın üstüne şu unu bir dökeceğim, tamam mı? 350 gram un. Sonra bunun içerisine buzdolabında küçük küpler halinde bekleyen 200 gram da tereyağı ilave edeceğim. Soğuk hali hazırda gördüğünüz gibi. Bu mayalı bir hamur olmadığı için tuzu şimdiden atabilirim, dert değil. Azıcık tuz koyacağım içerisine. Ve önce tereyağı unla beraber birleşene kadar bunu böyle güzelce, böyle hafiften bir yoğuracağım. Sonra bunun içerisine yumurta ve birazcık ihtiyaç durumunda su katmam lazım. Elimin altında iki tane yumurta var, şöyle duruyor ama onu ve suyu içine katmadan önce şöyle tereyağı ve unu güzelce bir harmanlaya bir hamur veya daha doğrusu bir kum kıvamına doğru getirmemiz lazım. Şöyle güzelce harmanladık, yoğurduk ve biraz kum gibi bir kıvama getirdik. Şimdi şöyle yalandan bir ortasını açacağım bunun. İçerisine iki tane yumurta kıracağım. Hamuru tutsun diye. Ama genellikle iki tane yumurta şey olarak yetmiyor bu hamuru tutmaya ve bağlamaya. Birazcık da suya ihtiyacımız var. Yumurtaları şöyle hafiften bir çırptım. Arkasından da şöyle birkaç kaşık kadar suya ihtiyacım var. Çok fazla değil. Maksimum 5-6 kaşık kadar şöyle. Tercihen de soğuk su. Çünkü hala tereyağının böyle o soğuk etkisini almak istiyoruz. Şimdi bunu burada güzelce bir araya getireceğiz ve hamurumuzu hafiften yoğurma kıvamına kadar getireceğiz. Aklınızda olsun, hamur eğer birazcık fazla takoz gibi olacak hissiyatı getirirse bu aşamalarda su ekleyebilirsiniz içine. Ama tuttuktan sonra suyu eklemek pek de kolay olmayacaktır. Bu aşamada suyu eklersiniz, çok cıvıklaşırsa azıcık daha un eklersiniz. Böylece kurtarırsınız genellikle böyle hamurlarınızı ama bizimkinde öyle bir sıkıntı olmayacak. Bunu güzelce yoğuracağım, streçleyeceğim ve dinlensin diye birazcık kenara alacağım. Yoğurma işlemi önemli. Streçleme işlemimiz de gayet güzel tamam. Gördüğünüz gibi hafif yumuşadı hamur ama yağ kusmuyor. Çünkü niye? Çünkü bizim yaptığımız hamur çok dengeli baktığınız zaman. Eğer ihtiyaç duyuyorsanız dediğim gibi üzerine bir parçacık daha ekleyebilirsiniz. Un ekleyebilip açabilirsiniz ama gayet güzel kıvamda bir hamurumuz var. Şimdi bu hamur biraz dinlensin, tamam mı? Biraz toplasın. Gluten hafif böyle çalışmaya başlasın. Arkasından da bunun diğer işlemlerini yapabiliriz. Ama orada gelin bunun iç pilavını yapalım. Çünkü çok kolay bir tarif aslında bakarsanız iç pilavı. Sadece yılbaşı sofrası için düşündüğüm için normalde yaptığımdan birazcık daha hani tırnak içinde söylüyorum zenginleştirmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Öncelikle ocağın üstüne şöyle genişçe bir pilav tenceresi koyup işe başlıyorum. Tereyağı zeytinyağı kombinasyonu her zaman çalışır. Aşağı yukarı 2 yemek kaşığı kadar tereyağı koyacağım içerisine tenceremin, şöyle göz kararı. Üstüne yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyeceğim.
Yağları burada hafiften eritmeye başlayacağım. İç pilavın içerisine biraz zenginlik, biraz daha doğa, daha doğrusu daha lezzet katsın diye yeni bahar koyacağım. Kuş üzümü koyacağım ve kestane koyacağım. Çok fazla kestane ihtiyacınız yok. Yaklaşık 100-150 gram kadar kestane, çünkü kestane maşallah bayağı pahalı. O yüzden böyle aşırı derecede koymaya gerek yok. Yağlar eridiği an itibariyle bir tane böyle ince yemeklik doğranmış soğanı içerisine koyup çevirerek işe başlıyoruz. Soğanı şöyle çevirip böyle hafifçe terletmeye başladım. Diğer tarafta da bu ocağın altını yakayım. Yan taraftaki derin tencerenin içerisinde yapmak istediğim her şeyi yapacağım. Daha doğrusu kuzu etinin başlangıcını yapacağım. Altını yaktım, ısıtıyorum. Burada aşağı yukarı 750 gram civarında kuzu eti var. Üzerine birazcık karabiber ekliyorum. Birazcık tuz ekliyorum. Tamam. Eti çeşitlendiriyorum. Arkasından da un ekleyeceğim. Şöyle. Burada çok bir şey söylemiyorum. Yani şu kadar un, bu kadar un değil. Alın bir iki yemek kaşığı kadar un koyun içerisine. Fazlasını zaten hafifçe şey yaparsınız. İhtiyaç durumunda bir süzgeçten geçirip ayırırsınız. Öncelikle unun her tarafını böyle etle unun buluşmasını istiyorum. Her tarafına değecek. Her tarafına, tamam mı? Bu arada da tencere güzel güzel ısınıyor zaten. Her şeyin başında etleri güzelce bir o tencerede renk aldıracağız. Fakat mesela bu kuzu eti, kuzu etinin but ya da kol kısmından kullanabilirsiniz. Ben bu tarifte ön kol kullanmanın gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü but birazcık daha hem pahalı hem de daha böyle hani fırında tek parça pişerken falan gayet iyi, de bu tencerenin içinde 1 saat kadar pişeceği için zaten iyice lime lime olacak. O yüzden ön kol kullanın böyle bir tarifi yapıyorsanız. Ya da kuşbaşı alacağınız etin çok da aşırı pahalı olmamasına dikkat edin. Çünkü dediğim gibi zaten güzel ve uzun uzun pişecek. Burada soğanlar bir tık yumuşadıktan sonra bunun içerisine kestaneleri atıyorum. Kestaneler dediğim gibi 150 gram civarında. Şöyle bir tur çeviriyorum hepsini. Kestaneleri sokaktan aldım. Yani Beyoğlu'ndan. Bunlar kestane kebap cinsinden kestaneler. O yüzden hani böyle ekstradan pişirmeye ihtiyaç yok. Sadece birazcık canlandırmak, birazcık böyle havalandırmak benim için yeterli olacaktır. Soğanlar, kestaneler, arkasından diğer baharatları koyacağım. Mesela birazcık şuradan yeni baharı koymam lazım. Baharatları önden koyuyorum ben genellikle, biliyorsunuz. Hem aromasını daha iyi çıkmasını sağlıyor, hem birazcık coşturuyor. Yaklaşık şöyle bir tatlı kaşığı kadar yeni bahar koyuyorum. Arkasından dolmalık fıstık koyacağım. Ama bunu bir kere daha söylüyorum. Pahalı. Eğer istiyorsanız hiç koymaya da bilirsiniz. Arkasından yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar kuş üzümü koyacağım. Genellikle kuş üzümünü suya bırakıp, yani sıcak suyun içerisinde şişirip koyarım, ama bu tarifte zaten birazcık daha, bir tık daha nemli olarak bırakacağım için şeyi, pilavı bu şekilde koydum. Çok da dert değil. Hepsini şöyle bir tur kavurayım. Bu arada tencere iyice ısındı. Tencerenin içerisine birazcık yağ ilave ediyorum. Ve eti direkt olarak tencerenin içerisine alıyorum. Şimdi bakın, ette şöyle bir temel prensibim var. Eti tencerenin içerisine aldım, yaydım iyice tabanına ve yüksek ısıda kendi haline bıraktım. Hiç ellemiyorum, tamam mı? Onu öyle tamamen kendi haline bırakıyorum. İyice renk aldıktan sonra çevireceğim. Şu anda koyup hemen çevirmeye başlarsam birazcık suyunu salacaktır. Oysa ki benim istediğim etlerin dışının güzelce renk almasını sağlamak. Tekrar döndüm pilava. Onlar öyle olsunlar. Ben buraya pilava döneyim. Soğan, baharatlar, kestane, kuş üzümü, dolmalık fıstık hepsi beraber döndüler. Artık yavaştan pirincini ekleyebilirim. 2 su bardağı kadar pirinç var burada elimin altında. Hızlıca bir sudan geçiriyorum.
sudan geçirdim. Ve direkt olarak içerisine ekliyorum. Tuzunu ekliyorum. Karabiberini ekliyorum. Ve bu tip iç pilavlara çok yakıştığını bildiğim için bir küçük tutam kadar da toz şeker ekliyorum. Aslına bakarsanız çok küçük değil de bir silme yemek kaşığı gibi diyebiliriz. Ondan sonra da hepsini bir güzel karıştıracağım. Pirinci birazcık çevireceğim. Her yerine bulaştı baharat, özellikle yeni bahar. Coşturucu bir etkisi vardır bilirsiniz. Şimdi bunun suyunu verelim. Normalde hep böyle 1'e 1,5 civarında şey koyuyoruz. Yani 2 su bardağına, 2 su bardağı pirinci 3 bardak kadar su koyuyoruz. Bunda da 3 bardak koyuyorum. Ama bu bir iç pilav olduğu için birazcık nemli kalması iyi olur diye düşünürseniz azıcık daha 3,5 bardak kadar su koyabilirsiniz. Arkasından şöyle güzelce bir karıştırdım. Bundan sonrası klasik usul pilav yapar gibi. Kaynayana kadar yüksek ateş, kaynadıktan sonra kısık ateşte işi bitireceğiz. Pilav olduktan sonra da hamuru açacağız ve birleştirmesi kalacak. Dönelim buraya. Şu ana kadar hiç karıştırmadım ve iyice güzel bir renk aldığını umuyorum. Evet, alt tarafı altın sarısı bir renk almış. Eti şimdi bir tur çevireceğim gördüğünüz gibi. Ve her tarafının güzelce pişmesini sağlayacağım. Yani içine koyacağım her şeyden evvel et güzel güzel pişecek. Ondan sonra da tam benim şunu elimin altına koyayım da sonra arıyorum bulamıyorum. Tam benim istediğim kıvama gelecek. O sırada ben etin diğer hazırlıklarını yapabilirim. Şimdi bu benim yıllar yıllar evvel rahmetli babamın çalıştığı otelin ustalarının yaptığı muhteşem bir tariftir. Ben biraz onlardan öğrendim tarifi. Uyguladım, olağanüstü sonuçlar aldım. Bir tık geliştirmeye çalıştım. Sonra dedim ki ya eskilerin tarifleri hakikaten sadece iyi uygulamayı gerektiriyor. Geliştirecek hiçbir şey yok. 10 numara 5 yıldız tarifler. Daha da ötesine geçmeye gerek yok. Şimdi etler pişerken 2 tane soğanı doğrayarak yola devam ediyoruz. 2 soğanı piyazlık doğrayacağız, jülyen doğrayacağız ve mümkün olduğu kadar da eşit büyüklükte doğrayacağız. Soğanları doğradım. Etler ne durumda bir bakalım. Hafif gözler yandı. Böyle iyice dışını çıtır bir hale getirmem lazım. O yüzden az karıştırıp tencerenin işini güzel yapmasını beklememiz lazım. O arada soğanlar kenarda dursun. Biberleri de soyabilirim. Şimdi biberlerle çalışabilirim daha doğrusu. Biber dedim maşallah. Şimdi normalde hani şu iki biber boyunda. Normalde ben 4 tek biber kullanıyorum ama benimkiler maşallah olduğu için mümkün olduğu kadar tarife uyacağım. Tamam. Yani şimdi 4 tane dersen bu çok. O yüzden ben şu 3'ünü kullanacağım. Eğer siz böyle normal boy biber kullanıyorsanız gerçekten 4 tane yeterli olur ama benim biberler maşallah. Biberi şöyle mümkün olduğu kadar verevine, verev vaziyette doğruyorum. Bir tane biberi yemeğin sonu için ayıracağım. Geri kalanlarını şimdi işin içine dahil edeceğim. Şimdi pilav bir kere kaynadı. Bunun altını bir kısayım, yavaş yavaş pişireyim. Etler de güzel, tatlı bir altın sarısı renk aldı. Artık şuradaki kalabalığı bunun içerisine transfer edebilirim. Soğan giriyor içine. Normalde soğanı önden kavururuz. Sonra eti atarız ya. Tam bir kuralı yoktur bu işin. Eti önden pişirmek bu tarifte çok önemli. O yüzden onu önden pişiriyoruz. Et iyice rengini aldıktan sonra soğanını ve biberini atıyoruz. Şimdi bu dakikadan sonra soğanı ve biberi hafif karıştırarak bunun burada yavaş yavaş soğanların kendini bırakmasını izlememiz lazım. Yavaş yavaş bıraktıktan sonra diğer ihtiyacı olan şeyleri koyacağız. Tamamen parçalamak ve iyice öldürmek istemiyorum. O yüzden bu aşamadayken diğer ilaveleri yapacağım. Şimdi bakın, bu yemekte yani ustaların bana öğrettiği bu yemeğin
çok güzel, önemli özelliklerinden bir tanesi içine koyacağımız küçük bir parça safran. Şimdi piyasada hem safran satılıyor, iyi kalite, biraz pahalı, hem de ona alternatif olacak aspir satılıyor, tamam mı? Kullanacağınız ürünün ne olduğunu bilmediğim için ben açıkçası size bir tutam safran ya da aspir diyeyim. Siz artık o dengeyi yaparsınız. Hem müthiş bir lezzet katar hem de şahane bir renk katar bu tip yemeklere. Fakat safranı öyle laps diye içine atmayız. Safranı önce bir canlandırmamız lazım. Nasıl canlandıracağız? Bir su bardağı kadar sıcak suyun içerisinde. Alın, bir su bardağı sıcak suyu koyun. Sonra bir tutam kadar safranı onun içerisine atın. Şöyle. Ve safranın o şahane kokusunun birazcık dışarıya doğru çıkmasını sağlayın. Hafiften de karıştıralım. Bak, hem rengi güzel bir sarı hale getiriyor gördüğünüz gibi şurada. Hem de şahane bir koku veriyor. Safran esas benim için zerde demek. Yani zerde tatlısı müthiş bir safran kokusu ve rengi ve aroması ifade eder. O yüzden çocukken hani böyle aşure mi zerde mi dediğimizde ben zerdeyi sevenlerdendim. O yüzden her zaman kullanmayı severim. Şimdi burada şunu böyle bir karıştırıyorum ve diğer ilavelerini yapacağım. Yapacağım ilavelerden bir tanesi birazcık zencefil. Taze zencefil, ki yoksa toz da kullanabilirsiniz. Şu kaşıkla halledebilirim. Zencefilin şu kısmına kaşıkla zencefilin üst kabuğunu şöyle kolayca üstünden alın. Arkasından bir rendeyle şöyle güzelce içine rendeleyin. Bir tutam zencefil hem müthiş bir lezzet katacaktır hem bir coşku verecektir yemeğe. Şöyle bir güzel karıştırdım. Fakat yemeğim artık sıvı istiyor. Yani iyice içerideki her şey karamelize olmaya başladı. Zencefili de koyduktan sonra tuzunu ilave ediyorum. Karabiberini ilave ediyorum. Buradaki hazırladığım safranı ilave ediyorum suyuyla beraber. Ve aşağı yukarı 3 bardak kadar da et suyu koyuyorum içine. Her şeyi güzelce bir karıştırıyorum. Arkasından da bu arkadaşın şöyle güzelce kapağını kapatıyorum. Ve 1 saat kadar pişsin diye onu orada kendi haline bırakıyorum. Şimdi 1 saat burada kısık ateşte pişecek bu. Ya daha doğrusu önce şöyle bir canlanacak her şey içeride. Su kaynamaya başlayacak. Sonra ben ateşi kısacağım ve bunu pişirmeye başlayacağım. Ama bu tarif sadece bu kadar değil. 1 saat piştikten sonra içerisine birkaç ilave yapacağım. Yapacağım ilavelerden bir tanesi şurada gördüğünüz kuru kayısılar. Şimdi bu kuru kayısıları şu an koyarsak yemek pişene kadar darmadağın olur giderler bunlar içeride. O yüzden etler 1 saat piştikten, bu biraz suyunu çektikten sonra bunu koymakta fayda var. Ama sadece bunu koymayacağım. Şurada ayırdığım bir tane biberi de o aşamada koyacağım 1 saat sonrasında. Niye? Çünkü bu biberler de içeride iyice yumuşayacak, neredeyse yok olacaklar. Ama bu son koyacağım renk olarak, görsel olarak içeride kendini gösterecek. Sonra bir tane limon suyu koyacağım. Bu tip yemeklerden terbiye olarak yumurta, limon, yoğurt, süt karışımları yapılır ya. Limon suyu yemeği biraz daha hani yabancıların kick dediği o patlatan unsuru verecek. Birazcık da kişniş koyacağım içerisine ve mükemmel bir yemek olacak. Bak, bu yemeği ilk yaptığım zamanlarda bizim Özlem yapımcımız biraz ön yargıyla baktı. Ya dedi ki ya bu çok karman çorman, acaba olur mu filan dedi. Sonra yedi, dedi ki orada muhteşem bir yemek. Ya muhteşem yani. Hakikaten yani eskiden kalan muhteşem yemekler var. Bu da onlardan bir tanesi. Hiç kıyas kabul etmez. Doğru uygulandığı zaman şahane bir tarif olur. Şimdi kaynayana kadar yüksek ısıda, o yüzden altı harlı ateşte yanıyor. Sonra bunu alacağım. Burada pilava geçelim ne durumdayız diye. Pilav hala içinde birazcık suyu var. Bunu bana şöyle öğretmişlerdi, ben de size aynısını anlatayım. Pilavın iyice suyunu çekip çekmediğini anlamak için şöyle kaşığı sokarsınız, kendinize doğru ortadan çekersiniz. Suyu var mı? Hiç karıştırmadan aynen yoluna devam edersiniz. Şimdi benim pilavın yaklaşık bir 5 dakikası daha var. 5 dakika içinde suyunu biraz daha çekecek ama dediğim gibi nemlik alacak. Karıştıracağım ve o şekilde birazcık kendi halinde bırakacağım. Arkasından şeyini açıp, söyle adını, yufkasını açıp, arkasından hamurunu açıp onu direkt olarak
fırında pişsin diye birleştirip fırına atacağım. Bu arada bugünün kolay tatlısı, yani bu yemek kallavi, öbürü kallavi ve tatlı çok kolay. Milföy'den bir yılbaşı ağacı yapacağız. Süper basit bir tarif, tamam. Öncelikle tabii ki milföye ihtiyacımız var. 4 tane milföy taban için, 4 tane milföy de yüzey için ihtiyacımız var. Milföyler hep derin dondurucuda. Ben pratik olsun diye yukarıya artı göze aldım. Önce bunu birazcık, çok aşırı basit bir tarif, tamam mı? Bunu hafiften şöyle elimizle ısıtıyoruz. Isıtıyoruz. 4 adet. Bu taban olacak. Ama bu yapıştıktan sonra yerinden çıkartmak zor olacağı vesaireyi düşündüğüm için ben her şeyi bir fırın tepsisinde yapacağım. Tamam mı? Fırın tepsisinin üzerinde birleştireceğim. Şimdi 4 adet milföyü şöyle fırın tepsisinin üstüne alıyorum ve elimle milföyler birazcık yumuşasın diye, ısınsın diye üstlerine bastırıyorum. Milföyleri elimin ısısıyla birazcık yumuşattım ama hala bayağı sert vaziyetteler. Üst üste koydum böyle 4 tane milföyü. Sonra parmaklarımla bastırıyorum ve bunları ince uzun bir forma doğru getiriyorum. Her iki tarafından bastırmaya da gerek yok çünkü bu aslında bir taban olacak benim için, tamam mı? Şimdi diğer 4 tane de burada tezgahın üstünde. Bunlar da yavaş yavaş ısınsınlar. İstediğim kıvama gelsinler. Şimdi ben bunun çikolatalı işlemini yapayım. Bir kaşık, bir tane de fındık kremalı çikolata. Bu arada pilava bakalım. Bunun artık olduğunu tahmin ediyorum. Bakıyorum, bak, çekti suyunu. Az evvel gördüğünüz içinde su vardı. Şimdi çektim. İyice suyunu çekmiş vaziyette bu arkadaş. Kendi yağını salıyor artık hafiften. Süper bir kıvamdayız. Artık bunun altını kapatabilirim. Nemli bir pilav gördüğünüz gibi. Hafif böyle ıslak ıslak. Çünkü burada hazırlayacağım perdenin içine girecek. Karıştırdım. Ocağı kapattım. Kapağını da kapattım. Biraz burada kendi halinde hafiften demlensin diye. Hemen döndüm buraya. Şimdi bunu nasıl hazırlıyorum? Şöyle hazırlıyorum. Bakın. Cömertçe fındık kreması, çikolatalı fındık kremasını alıyorum. Şimdi bu bir ağaç olacak, tamam mı? O yüzden bir ağaç formu vermeye çalışacağız buna. İki tepeleme kaşık aslında gayet yeterli olacaktır. Yetmezse birazcık daha fazla ekleyebilirim. Öncelikle şöyle ağacın tepe kısmının birazcık daha sivri olacağını düşünecek vaziyette bir tarafa doğru, aşağıya doğru indirerek bunu şöyle yayıyorum. Kaşığın tersiyle diğer tarafa doğru yürütüyorum. Ama yani böyle bir hani ikizkenar üçgen şeklinde bir hale yola sokmaya çalışacağım bunu. Aşağı yukarı ağacın gövdesi ve yukarıya doğru giden şeklini, şemalini tas tamam verdik. Şimdi bunun tam orta kısmına ekstra çikolata koymak istiyorum. Ha, yani bu yapmak zorunda değilsiniz ama ben böyle çok hoş oluyor bu açıkçası. Ekstra bir çikolata katmanı. Zaten bu çikolatalar böyle kare vaziyette. Şu şekilde. Kırılırsa çok da dert değil. Tam orta kısma. İnce uzun gelecekmiş şekilde yaptım. Şöyle. Tamam. Sonra da birazcık fıstık gezdiriyorum. Antep fıstığı, pirinç bunlar. Pirinç fıstık derler daha doğrusu. Azıcık şöyle iki tutam kadar gezdirmek yeterli oluyor. Şimdi bu arkadaşların işi tamam. Sıra geldi üst katmanı halletmeye. Üst katmanı üstünde de yapabilirsiniz. Burada birleştirip direkt olarak üstüne de transfer edebilirsiniz. Onu orada yapmıştık, bunu burada yapalım. Hani imkansız bir iş olmadığını size göstermeye çalışayım. Alıyorum, parmaklarımla birleştiriyorum bunu. Güzelce. İyice birleşmesi lazım her iki tarafından. Ha. Sonra bunu alıp üstüne gelecek şekilde kapatıyorum. Altla üstü güzelce birleştirdik, tamam. Şimdi şu kenar kısımlarını
Elle güzelce kapatıyorum. Bunu bir ağaç formuna getireceğim. Ama eğer böyle bir rulet derler buna mutfakta. Bir ruletiniz varsa onunla yapmak çok daha güzel oluyor. Benimki tırtıklı bir rulet. O yüzden bak şöyle tamamen buna bir gönlümce bir ağaç formu vereceğim. Tamam mı? Şöyle bir parçasını kestim. Şuradan. Şu yufka kısmını ayırdım. Şuradan da bir parçasını kestim. Şöyle. Hemen hemen aynı yere denk gelecek vaziyette. Bakayım. Evet. Bertaraf edersek ne mutlu bize. Şu iki parçayı kestim. Tamam. Sonra da şu dip kısmına özellikle çikolata sürmemiştim. Şu parçayı da kestim. Bir ağaç gibi bir hale getirmek için bunu. Fakat bu ağaç formu benim için yeterli değil. Şimdi bunu bıçakla küçük darbeler atacağım. Bak ortadaki şu çikolata gövdesini bulun. Sonra bıçağınızla buna keskin darbeler atın. Tamam. Yaklaşık böyle 1,5-2 santimlik darbeler. Aşağıya doğru indikçe şu ağacın kolları hafif uzamaya başlıyor gördüğünüz gibi. Şu kısımlara da ruletle bir geçeyim. En azından şekli şemali benzer kalsın. Ağacın her dalı eşit ve birbirine simetrik veya paralel olmak zorunda değil. Yıllarca Bob Ross amcanın yaptığı o resimleri izledik. Hani orada küçük bir ağaç var, uzakta bir dal var, orada bilmem ne var filan falan diye diye bize biraz resim sevgisi aşılamıştı. Bizimki de böyle kendi halinde bir ağaç. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şu parçaların hepsini kendi içerisinde şöyle bir tur çevireceğiz, iki tur çevireceğiz ve bu şekilde kıvırıp tepsiye bırakacağız. Azıcık dışarıya çikolata akacak ama işin güzel tarafı bu. Bu da piştiği zaman üstünde hoş bir renk ve bir seda olarak kalacak. Bunun her bir dalını kesip koparıp yerinden kopartıp o şekilde yiyeceksiniz. Daha doğrusu bu fırından çıktıktan sonra sıcak olarak servis edeceksiniz ki herkes ılık ılık bunun kenarlarından çıkar koparsın, çıtır çıtır bir hale gelsin ve bu güzel ağacı hep beraber ailece yiyin. Şimdi ben şu dal kısımlarını hazırladıktan sonra üstüne bir yumurta sarısı süreceğim ve arkasından 200 derece ısınmış fırında 20-25 dakika pişsin diye atacağım. Yumurta sarısı sürmekten geri durmayın. Çikolata ile yumurta olur mu demeyin. Yumurta sarısı buna müthiş bir üst renk verecek. Her zaman olduğu gibi. 200 derecelik fırın 20-25 dakika. Saatimizi de kuralım. Bir 20 dakikaya bakarız. Genellikle 25 dakika civarında pişer ama üstünde çikolata da olduğu için onun biraz fazla yanmasını istemiyorum. O yüzden atalım, unutalım. Ondan sonra işi bitirelim. Şimdi pilavımız gayet güzel vaziyette pişti. Ve hatta dumanları üstünde birazcık demlensin diye kendi haline bırakıyorum. Bu perde pilavının kabını hazırlamam lazım benim. Şimdi işte bu noktada evet bir ayrışmaya başladık. Çünkü bu gördüğünüz şahane bakır kap tamamen perde pilavı için yapılmış bir kap ve ben özellikle bu kabı kullanmak istedim. Herhangi bir fırın kabında yapabilirsiniz ama bu arkadaş bu iş için yapılmış olduğu için böyle bir derinliği var. Hamuru bunun içine koyacaksınız vesaire vesaire işlemleri var ama öncesinde bunun tabanının hazırlanması bir numaralı kural. Şimdi öncelikle tereyağını elimize daldırıyoruz. Elimizi biraz işin içine sokacağız ve bu kabı tereyağı ile güzelce yağlayacağız ama hiç öyle az değil, tamam mı? İyice kallavi vaziyette yağlayacağız. Bir kere üzerine koyacağımız bademleri tutacak kadar yağlayacağız. O sebepten dolayı hani burada filanca tereyağı falanca tereyağı demek çok anlamsız. Sizden istediğim şu, alın erimiş tereyağını. Böyle elinizle fırın kabının içerisine sürerek ince de olsa bir katman oluşturun. Tamam mı? Şöyle. Tereyağını böyle güzelce yaydım ve bir katman olarak hem tabana hem de yanlara iyice yedirdim.
Buna yapmam önemli. Ya şey diye olabilirsiniz şimdi, ya orada ne kadar çok tereyağı koydum falan, ama yani bu tarif böyle yani. Ne yapabilirim ki yani? Bunun olayı bu. İyice yedirdim. Bakın eğer eksik kalırsa yedirmeye devam edeceğim. Ama önce şöyle bir elimi sileyim. Çünkü burada bademleri dizip bu tereyağını yapıştıracağım. İyi bir iç pilav yapmak istiyorsanız bunu, özür dilerim, iyi bir perde pilavı yapmak istiyorsanız bunu dikkatli vaziyette uygulayacaksınız. Şimdi içini hem tepeden hem de buradaki yakın kameramdan size göstermeye çalışacağım. Alın bademleri ve özenli bir vaziyette tabana dizin. Bu dizme işleminde gerçekten özenli olursanız çıkarttığınız zaman, piştiği zaman bu arkadaş üstünde aynı özenli görüntüyü sofraya getireceksiniz, tamam mı? İstediğiniz gibi dizebilirsiniz. Ben önce 4 tane, sonra aralara birer tane daha, sonra böyle birer tane daha olacakmış vaziyette güzel güzel bademleri tabana diziyorum. Sadece tabana değil, yan duvara da aynı bademlerden kat çıkarak yoluma devam edeceğim. Heh. Vallahi galiba tam ve eksiksiz yaptım diye umuyorum. Çok gözler bir şey yapmak istemiyorum. Görüntü şu, tamam mı? İç görüntüsü şu. Ama bunun soğuması benim avantajıma. Tereyağı eridikçe bunlar aşağı doğru gidecek ya. Öncelikle ben diğer bütün işlemlerimi yapana kadar şunu azıcık bir dolaba atayım. Tereyağı dolapta bir hafif bir kendini bulsun. Çünkü artık bu sefer bunun dolaptaki var olan hamur kısmıyla çalışabilirim. Şimdi hamurumuz ilk açtığımızda biraz yumuşaktı ve hafif dolapta toplanması bizim için avantajdı. Biraz toplanmış tabii, birazcık daha toplansa ben bütün bu işleri yapana kadar sonuç çok daha iyi olur ama sanırım bu benim için yeterli olacaktır. Onu tezgaha yapışmadan güzelce çalışarak hallederim diye umuyorum. Elimin altına azıcık un alacağım. Sadece tezgahın üstünü birazcık unlayacağım ki rahat açılsın diye bu arkadaş, çok da yapışmasın diye. Birazcık da üstüne. Arkasından bunu başlayacağım açmaya. Yağlı bir hamur olduğu için kolay açılıyor. Yuvarlak bir form vermek de hiç zor değil. Yapışmamasını sağlamak için azıcık da undan faydalanırsak bizim işimiz zaten kısmen kolay olmuş olacak. Şimdi kullanacağınız perde pilavı kabının boyutuna göre açacaksınız bunu, tamam mı? Ama şöyle düşünün. Şimdi hem tabanı kaplayacak hem yanlardan yukarıya doğru gelecek. O yüzden bunu olması gerektiğinden bir tık daha fazla büyük açmakta fayda var. Açmak kolay da yerleştirmek çok kolay değil içerisine. Kırmadan, parçalamadan, zedelemeden güzel bir şekilde yerleştirmek ve her tarafını iyice kapatmak lazım. Vallahi billahi zor kısım bu ama ben o zorluğu da hep beraber aşacağımıza inanıyorum. Şimdi geniş bir şekilde açtım. Mümkün olduğu kadar, elimden geldiği kadar, tamam. Sonra da dolapta çok kısa sürede olsa beklettiğim şu tereyağlı kabı alıyorum. Hamurumu dikkatli vaziyette katlayıp bunun içerisine itina ile yerleştiriyorum. Yırtmadan aşağıya doğru indiriyorum. Bademlerin bazılarını feda edeceğim. Yapacak bir şey yok. Ama aşağıya doğru indirdim. Yan duvarlara şöyle güzelce yapıştırıyorum. Aralarda ufak tefek yırtılmalar varsa onları böyle beraberce tutturmaya çalıştım. Bayağı ustalık, bayağı el işi isteyen bir tarif bu. Elimden geldiği kadar doğru şekilde yapmaya çalıştım. Şimdi üstünü kapatacak kadar hamuru mutlaka dışarıda bırakmam lazım. O yüzden şöyle azıcık elimle kenarlara doğru, dışarıya doğru taşıracak vaziyette yukarıya doğru yürütüyorum. Tamam. Sonra da buradaki pilavla içini doldurmaya başlıyorum. İçini iyice doldurdum. Elimden geldiği kadar da bastırdım. Şimdi şu kenar kısımları güzelce ortaya doğru kapatacağım. Tamam. Genellikle bu kenar kısımlar biraz fazla kalın ve kaba kaldığı için alt tarafı biraz fazla kalın kalır bu tip pilavların. Oysa ki bizim yaptığımızda gördüğünüz gibi kenar kısmını iyice böyle yan duvarlara yedirerek geldiğimden dolayı orta kısım
Yani neredeyse birebir kapandı gibi düşünebilirsiniz. Şu kısımları da elinizle kapatın. Bundan iyisi şamda kayısı artık. Şimdi benim böyle bir kapağım da var bu tencerenin kapağını kapatmak için. Bu kapağı da üstüne kapattıktan sonra bu arkadaşı atacağız fırına. Böyle bir kapağınız yoksa üstüne değmeyecek vaziyette bir alüminyum folyo ile kaplayabilirsiniz ve onunla beraber pişirebilirsiniz. Bu halde yaklaşık 45-50 dakika kadar pişmesi lazım bunun. Ama şu anda fırında gelin bakın ne var. Oo, gayet güzel yani iyice de kabardı. Zaten arada da 34 saniye falan kaldı. Yani 20-25 dakika bunun için yeterli bir süre. Neyse artık ben çıkarıp da göstereyim size bir tur daha. Hiç şey yapmadan. Lüzumsuz şovlara girmeden. İşte size Arda'dan minnoş bir yılbaşı ağacı. Neyse efendim fırının ısısını kaçırmadan çıkan oyuncu 9 numaralı formasıyla yılbaşı ağacı, giren oyuncu orta sahanın göz bebeği 10 numaralı formasıyla iç pilav. Şimdi fırınımız 200 derecede, 200'de de pişer çok dert değil de 180 dereceye aldım ve 180 derecede neyse ötmeden yakaladık. Bunu burada güzelce bıraktım pişiyor. Bak daha uzun pişirirseniz çikolata tarafı yanma efektine doğru gidecek. O yüzden bunun böyle tam tatlı tatlı renk aldığı an itibariyle artık bu servise hazır. Bu servise hazır. Fırındakinin aşağı yukarı bir 45-50 dakika süresi var. 40-45-50 dakika sonra kapağını açacağım. Bir 10-15 dakika kadar da o tabanını yani üst tarafında şu anda açıkta kalan kısmı pişireceğim. Ondan sonra bu iş bitecek. Şimdi bütün bunlar olurken burada ne durumdayız diye soracak olursanız burada vallahi bak şahane bir durumdayız. Bir kere şöyle güzelce etler yumuşadı. Safran rengini verdi. Sulu ama gayet güzel kıvamlı bir haldeyiz. Biberler, soğanlar, iyice her şey kendini bıraktı. Artık diğer ilaveleri yapabilirim. Efendim, diğer ilavelerden kastım. Baharat hafiften şöyle yukarıya doğru yükseldi. Diğer ilavelerden kastım bir. Önce bir tane limonun suyu. Çekirdeklerini kaçırmadan bir limonun suyunu alıp içerisine sıkıyorum. İkincisi, elimizi kurulayalım. İkincisi kişniş. Eğer toz kişnişiniz varsa kullanabilirsiniz. Yoksa buradaki tane kişniş çok 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 daha iyi sonuç verecektir. Şöyle bir kaşık kadar kişnişi alın. Hafifçe ezin. Direkt olarak içerisine atın. Sonra kayısılar. Kayısılarınızı eğer çok küçükse şu anda benim burada kullandıklarım gibi ortadan ikiye doğru kesiyorsunuz. Yani bir su bardağı kadar kuru kayısı yeterli olacaktır. Hatta çok bile iyi olacaktır. Ya yeterli olacaktır ne? Çok iyi olacaktır. Ortadan ikiye kesiyorsunuz. Arkasından da şuradaki biberi alıp diğer iki biberi doğradığımız gibi şöyle ince uzun ince uzun doğruyorsunuz. Ve tencerenin içerisine atıyorsunuz. Son batımda biberler, kayısılar içine giriyor. Şöyle bir karıştıralım. Ve aşağı yukarı 15 dakika kadar daha bu şekilde kısık ateşte pişmeye devam edelim. Fırındakinin bir 50 dakikası var. Bu arkadaşım bir 15-20 dakika sonra işi tamam. Bu ise servise hazır. Hemen ortalığı toplayıp tadıma geçmek için sabırsızlanıyorum. Yemekler mükemmel, sofrada öyle olacak. Efendim artık sofrayı kurup şu yemeklerin tadına bakmanın zamanı geldi. Ben müsaadenizle önden perde pilavından şöyle bir kesit çıkarttım. İçinin güzelliğini görüyorsunuz.
Aynı zamanda tabağıma da aldım servis için. Yanında bu efsane kayısılı kuzudan da şöyle suyuyla beraber birazcık. Bu helmelenmiş suyu var ya, insanın aklını başından alır cinsten. Ve gerçekten lezzet olarak da müthiş. Bak, et şurada göstereyim size. Çatalda üstüne basıyorsun, dağılıyor böyle. Niye? Çünkü bir saat pişti. Lezzet ise bir yemek bu kadar yoğun, bu kadar dolu dolu anca böyle olur. Hani umami denilen ağzın içerisindeki, yani umami denilen o lezzet reseptörlerini patlatan unsurlar var ya, hepsi var bu yemekte. Bir tık acı var, böyle yoğunluk var. Alt taraftan böyle benden bir kaşık daha ye arada diyen ikinci bir güdü daha var. Olağanüstü bir şey. Kayısısıyla, soğanıyla 10 numara 5 yıldız bir tarif. Bence kesin deneyin. Perde pilavımız ise, pilav zaten son derece lezzetli ve güzel pişmişti. Ama her zaman ve her zaman şu perde pilavındaki şu kıtırtı kısım var. Yani dış taraftaki kıtır kıtır kısım. Eğer bu üst gibi altı da ince bir katman yaparsanız her şey 10 numara 5 yıldız pişmiş oluyor. Kıtır kıtır çıtır çıtır bir yılbaşı yemeği yapmış olursunuz. Sevdiklerinizle hep beraber güzel bir sofranın etrafında buluşmak için bir mazerettir aslında yılbaşı sofrası. Aileniz olabilir, yemeden de duramıyorum. Sevdikleriniz olabilir, komşularınız olabilir, yakın dostlarınız, yakın ama çok uzak kaldığınız dostlarınız olabilir. Bir seneyi uğurlarken öbür senenin umutlarını paylaşacağınız güzel insanlarla sofrada bir araya gelip keyifli bir yemek aslında bu bizim yaptığımız. O yüzden her şey çok lezzetli olmalı. Perde pilavı müthiş. Buradaki kuzu eti muazzam. Buradaki tatlı ise zaten kötü olma ihtimali yok. Sizi beklerken azıcık soğumuş olsa da her şeyle beraber çok övgüyü hak ediyor. Geçip giden bir senenin ardından çikolatayla tatlı bir veda yapmış olayım. Efendim, tariflerin detaylarını Instagram'daki Arda Türkmen sayfasından alabilirsiniz. Hem bu tarifler hem de bundan önceki tarifler. Bunu gayet iyi biliyorsunuz. O yüzden müsaadenizle bu kısmı hızlı geçip bir de yılbaşı ile ilgili iki kelime söyleyeceğim. Zor bir seneyi daha geride bıraktık. Yine sağlık problemleri, yine ekonomik problemler dünyadaki. Birçok zorluk hayatımızın içinde var. Ama bizi bu hayata bağlayan tek bir şey var. O da umut, o da yüzümüzdeki gülücük ve yaşama karşı olan bağlılığımız. Bunu hiç kaybetmeyeceğiniz güzel bir yeni yıl diliyorum size. Geçmiş yıldaki yaşadığımız dertlerden, sıkıntılardan ders çıkartıp önümüzdeki sene daha güzel, daha umut dolu, keyifli bir seneye başlayalım inşallah. Önümüzdeki yıl için bu yıl başında benim de dileğim budur. Önümüzdeki sene daha güzel günlerinizin olacağı şahane bir yıl olsun. Hepinizin yeni yılı şimdiden kutlu olsun. Bir de klişeyle kapatalım o zaman. Önümüzdeki sene Arda'nın mutfağında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.